Arkadaşlar merhabalar. Bugün rasyonel sayıları zor sorularla bir genel tekrar yapacağız. Haydi başlayalım. Evet, ilk sorumuz geldi. Diyor ki ilk sorumuz 2017 artı 3 bölü 5 bölü 2015 artı 13 bölü 5 işleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen burada şu 2017'yi, bu 2017'yi ben şu şekilde düşünsem. 2015 artı 2 artı 3 bölü 5 bölü 2015 artı 13 bölü 5 diye. Hemen burayı düzenlersem ne olmuş olur? 2015 artı 13 bölü 5 olur. Bölü. Aşağısı da zaten 2015 artı 13 bölü 5. Bunları sadeleştirirsek ne gelir sonuç? 1 gelir. Yani burada çıkaracağımız sonuç. Payda eşitleyeceğim diye uğraşmayacaksın. Hemen 2017'yi aşağıdaki 2015'e küçük olana benzeteceksin. Güzel bir soruydu. Hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz. 12 bölü 5 eksi 9 bölü 7 eksi 11 bölü 3 bölü 3 bölü 7 eksi 4 bölü 5 artı 11 bölü 9 işleminin sonucu kaçtır diyor. Ben burada payda eşitleme yapmayacağım arkadaş. Ne yapacağım bu tarz soruları görünce? Paranteze al. Paranteze al arkadaş. Yapacağın işlem bu. İlk paranteze alacaksın. Çünkü neden? Muhakkak bu tarz sorularda altla üst arasında bir ilişki vardır. O yüzden ben düşünüyorum. Bakıyorum 7 var, 7 var, 5 var, 5 var, 3 var, 9 var. He, ben düşünüyorum. Şimdi diyorum ki yukarıyı eksi 3 parantezine alsam. Yukarıyı eksi 3 parantezine alsam. Aldım eksi 3 parantezine arkadaş. Ne geldi? Eksi 4 bölü 5 mi geldi? Bak aşağıyla bağlantılı olmaya başladı. Artı 3 bölü 7 mi geldi? Artı 11 bölü ne geldi? 9 geldi. 11 bölü 9 geldi. Bölü. Şimdi devam ediyorum. Aşağısı da aynen. 3 bölü 7 eksi 4 bölü 5 artı 11 bölü 9. Bunlar birbirlerini ne yapar? Götürür. Zaten aynısıydı. Geriye ne kaldı? Eksi 3 kaldı. Yani bu tarz sorularda ne yapacağım ben arkadaş? Paranteze alacağım. İlk yapacağım işlem o. Payda eşitlemeyle falan uğraşmayacağım. Hemen diğer sorumuza geçelim. Hemen diğer sorumuza geçelim. Demiş ki ifadesini tanımsız yapan x değerlerinin toplamı kaçtır? Bütün kaynaklarda karşımıza çıkan bir soru, tanımsız değer soruları. Şimdi ben burada ne yapacağım? Hemen düşüneceksin ki arkadaş kaç tane kesir çizgisi var? 1, 2, 3 tane kesir çizgisi var. Eğer 3 kesir çizgisi var ise 3 tane 3 kesir çizgisi varsa 3 tane tanımsız yapan değer vardır. Bunu unutmayacağız. Kaç kesir çizgisi varsa o kadar tanımsız yapan değer vardır. Hemen en alttan başlayalım. Hemen ne? Burayı kim yapar sıfır? X eksi 1'i sıfır yapanı bulacağız. Daha sonra burayı sıfır yapanı, en sonra da şurayı sıfır yapanı bulacağız. Hemen x eksi 1 eşittir sıfırdan. X ne gelir? 1 gelir. Bu birinci tanımsız yapan değerimiz. İkincisi 3 eksi 6 bölü x eksi 1 eşittir. Şimdi bunu neye eşit yapacağız? Tanımsız yaptığı için sıfıra eşitleyeceğiz. Buradan x'imiz ne gelir? Hemen bakalım. Şunu karşıya atalım. 3 eşittir 6 bölü x eksi 1. Buradan düzenlersek 3x eksi 3 eşittir 6. X buradan ne geldi? 3 geldi.
Diğer tanımsız yaparın değerim de bu. Şimdi şuranın komplesine sıfıra eşitleyeceğiz. Hemen 1 eksi 2 bölü 3 eksi 6 bölü x eksi 1 eşittir sıfırdan. Buradan da işte gerekli işlemleri yaparsak x'imiz ne gelirmiş? 11 gelirmiş. Bana bunların toplamlarını soruyor. Bunların toplam, pardon, şurayı bir düzenleyelim. X 7 geliyormuş. 7 arkadaşlar. Buradan da 7 gelir. 1, 3, 7. Toplamı ne yaptı? 1 artı 3 artı 7'den 11 yaptı. Yani buradan çıkaracağımız sonuç, kaç tane kesir çizgisi varsa o kadar tanımsız yapan değer vardır. Hemen diğer sorumuza geçelim. Geldik. Yine bütün kaynaklarda hemen hemen karşımıza çıkan bir soru. 13 bölü 42 eksi 15 bölü 56 artı 1 bölü 72. Arkadaş, ben burada payda eşitleyemem. Şu aşağıdaki paydalara bak. Paydalar, bu neylenin çarpımı? 42, 56 neylenin çarpımı ve 72 neylenin çarpımı. He, bunlar arasında bir bağlantı var. Hemen ben düşünürsem bu 6 ile 7'nin, bu 7 ile 8'in, bu 8 ile 9'un. He arkadaş, ben bağlantıyı çözer gibiyim. Hemen ben bu 13 bölü 42 ne yazabilirim? 1 bölü 6 artı 1 bölü 7 diye yazamaz mıyım? Yazarım tabii ki de. Paydalar eşitlediğim zaman 13 bölü 42 geldi. Yani biz buna kısaca basit kesirlere ayırma yöntemi diyoruz. İntegralde falan daha çok kullandığımız bir yöntemdir bu. Hemen buna geldim. Şurayı düşünürsem ne olmuş olur? Eksi 1 bölü 7 artı 1 bölü 8. Paydalar eşitlediğim zaman 15 bölü 56 gelir. Artı, şimdi ben burayı ne yazacağım? 1 bölü 8 eksi 1 bölü 9 arkadaş. Hemen paydalar işledim. 9 bölü 72'den 8 bölü 72 çıktı. Ne geldi? 1 bölü 72 geldi. Buradan hemen devam ediyorum işlemi yapmaya. 1 bölü artı 6, 1 bölü 7, eksi 1 bölü 7, artı 1 bölü, eksi, pardon, eksi 1 bölü 8, artı 1 bölü 8, eksi 1 bölü 9. Hemen arkadaşlar, cart cart bu gitti. Cart cart bu da gitti. Ne kaldı? 1 bölü 1 bölü 6 eksi 1 bölü 9. Burada da paydalar eşitlersem bunu 3 ile, bunu da 2 ile çarparsam ne gelir sonucum? 1 bölü 18 gelir. Yani kısacası bu tarz sorularda paydaya dikkat edeceğim. Bu da kaynaklarda çok karşınıza çıkan rasyonel sayılarla ilgili zor bir soru kalıbıdır. Hemen diğer sorumuza geçelim. Her kaynakta yine karşımıza çıkan türünden yazma sorusu. Burada yapacağım işlem şu arkadaşlar. Bana ne demiş? Şurayı x demiş. Burası x'miş. Ben diyeyim ki hemen buraya da ne diyeyim? Burada y'ye eşit olsun. Orası x'miş. Burası da y'ye eşitmiş. Şimdi bu tarz sorularda ya x ile y'yi taraf tarafa toplarsın veya çıkarırsın, bu şekilde sadeleşebilir bir ifade gelir. Hemen ben bakıyorum. Şimdi 1 bölü 39 artı 1 bölü 42 artı 1 bölü 63 bu x'ti. Şimdi devam ediyorum. Şurası da 34 bölü 39 artı 37 bölü 42 artı 58 bölü 63 bu y'ydi. Şimdi ben burada bir işlem yapacağım. Bunlar birbirlerini ne yapacak? Sadeleştirecek. Hemen düşünüyorum. 34'ü 39 yapmaya kaç değer var? 5 değer. Bakıyorum yukarıyı 42'yi. 42 yapmam için, 37'yi 42 yapmam için yine 5 değer var. 58'i 63 yapmam için yine 5 değer var. O zaman ben arkadaş burayı
5 ile çarpayım. 5 ile çarptığım zaman ne olacak? 5 bölü 39 olacak. Taraf tarafa topladığım zaman 39 bölü 39 olacak. Ve sadeleşebilir bir ifade gelecek. Hemen ben bunları taraf tarafa toplarsam. Ne oldu? Ne oldu? Şurası ne geldi? 5 bölü 39. 34 bölü 39'dan 1 geldi. Artı. Burası da aynı şekilde ne geldi yine? 1 geldi. Burası da yine aynı şekilde ne geldi? 1 geldi. Ne oldu burası da? 5x artı y oldu. Bana ne cinsinden diyor? Y'yi x cinsinden bulmamı istiyor. Hemen şurayı düzenlersem y'yi yalnız bırakacağım demektir. 3 eksi 5x eşittir y. Bakın y x'e bağlı oldu. Yani bu tarz sorularda yapacağım işlem paydalara dikkat edip ona göre taraf tarafa toplayacağım veya çıkaracağım. Hemen diğer sorumuza geçelim. Şimdi diğer sorumuzda sonsuz kesirler sorusu. Sonsuz kesirler sorusunda yapacağım işlem şudur. Sürekli sonsuza doğru giden yere ben ne derim? Sonuç derim. Yani burası neye eşit olmuş olur? 6'ya eşit olmuş olur. O zaman ne derim ben? 5 artı x bölü 6 eşittir 6. 5'i karşıya attım. X bölü 6 eşittir 1. X ne geldi buradan? 6 geldi. Yani sonsuz kesirlerde sonsuza giden yere ben ne diyormuşum? Sonucu diyormuşum. Yani sonsuza giden yer sonuca eşitmiş. Hemen diğer sorumuza geçelim. Şimdi geldim. Bu da yine devirli sayılarla ilgili bir zor kalıbı. Şimdi bakıyorum. X'in y türünden. Yine x'in y türünden demiş. Yine benim yapacağım işlem nedir? Taraf tarafa toplamak veya taraf tarafa çıkartmak. Şimdi ben taraf tarafa toplasam mı çıkarsam mı? Hemen sayılara bakıyorum. Sayılar arasında bir bağlantı vardır muhakkak. Şimdi topladım. 9, 9, 9. 9, 9, 9 geliyor. 9, 9, 9 geliyor. Bu bana bir şey çağrıştırıyor. Hemen ben bunları taraf tarafa toplarsam. X artı Y. Ne oldu? 9, virgül. Topladığım zaman ne geliyor? 9, 9, 9. 9, 9, 9 diye ne yapıyorum ben? Devrediyorum. Şimdi bu tarafı topluyorum. Şimdi burası ne geldi? Burası ne geldi? 9, 9, 9, 9. Yine 9, 9, 9 geldi. O zaman şunu da 9, 9, 9, 9. Ama nereden itibaren devrediyor? Şu 2. İkiliden itibaren devrettiği için şu 2, 9'da devir var. Şurada 3'ünde devir var. Artı yine buraya geldim. Topluyorum 9, 9, 9, 9. 9, 9, 9, 9. Ama nereden? Tekten itibaren. Tek çizgi olduğu için bu 9 devredecek. O zaman ben şu şekilde diyebilir miyim? X artı Y eşittir. 9, 9 devreden. Artı 9, 9 devreden. Artı 9, 9 devreden. Şimdi ne oldu? Bunu devirli sayıyı rasyonel sayıya çevirelim. Ya da 9, 9, 9 diye bu 10'a çok yakın bir değer. Direkt 10 diye ne yapabilirim? Kabul edebilirim. 10 artı burası da 10'du. Burası da 10. 10 artı 10. Ne oldu buradan? X'i Y türünden eşit dediğine göre kimi yalnız bırakacağım? X'i yalnız bırakacağım. O zaman X neye eşit olmuş olur? X 30 eksi y'ye eşit olmuş olur. Yani x'in y türünden sorulara taraf tarafa topla çıkar bir şey muhakkak sana verir. Evet arkadaşlar, bu tekrarımız burada bitti. Yani burada rasyonel sayılarla ilgili zor soru kalıplarını göstermeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuşumdur. Bizi beklemede kalın. Böyle de tekrar dersleriyle tekrar karşınızda olacağız.
İyi günler.